Merhaba. İsmim Ahmet Çezbülbül. Valorem Team'in kurucu ortaklarından bir tanesiyim. Bugün sizlere başarılı olmakla ilgili öğrendiğim çok önemli birkaç tane bilgiyi aktarmak istiyorum. Bu bilgiye ulaşma yerimde bir araştırma sonucu. Dünya üzerinde en büyük 500 firma listesi her yıl yayınlanıyor bildiğiniz üzere. Bu firmaların 5 tane üst düzey yöneticisine bir tane soru soruldu. Bu soruyu sizinle hem paylaşmış olayım hem de birazcık görselleştirmiş olalım anlatacaklarımızı. Soru çok netti aslına bakarsanız. Bu kişilere sürdürülebilir bir başarıya sahip olmanın sırları nedir diye sordular. Şimdi 2500 tane yöneticiyle 10 sene boyunca yapılan bir araştırma sonucundan bahsediyoruz. Onların verdiği 3 tane başlık altında yani bütün cevapları topladılar. 3 başlık da sonuçlandı. Birinci madde disiplinli insanlar. İkinci madde disiplinli düşünce. Üçüncü madde disiplinli eylem. Yani okumuş olmak, herhangi bir şekilde ne olduğuyla ilgili bir şeyden bahsetmiyoruz, dikkat edin. Disiplinli insana, disiplinli düşünceye ve disiplinli eyleme sahip olursanız başarınız garantiliyor. Şimdi bu insanların bize verdiği şey. Şimdi bakıyoruz, disiplinli insanlar deyince aklımıza sporcular geliyor. Sporcularda da işte son zamanlarda bildiğiniz Usain Bolt ortalığı kaslı kavurdu. Tabii bu kolay bir şey değil. Yıllarca koşuyor, yıllarca bir takım şeyler yapıyor. Demek ki bir numaralı kural disiplinli olmak. Peki disiplinli olmaktan kastettiğimiz yer kişi olarak ben ne anlama geliyor? Burada çok ilginç bir şey var. Firmaysa veya kendiniz içinse kendinizin lideri olmanız gerektiğiyle ilgili bir durumdan bahsediyoruz. Peki bir liderde hangi özellikler var dediğimizde bir numaralı madde kararlılık. Yani ne istiyorsanız, ne yapmak istiyorsanız orada mutlaka kararlı olacaksınız. İki numaralı madde çalışkanlık. Yani tembellik içinde çalışmanız gerekiyor. Bir şekilde daha tembel yaşayabilmek istiyorsanız yine çok çalışmanız gerekecek. En azından bir dönem. Üçüncüsü ilkeleriniz olmalı. Yani bu para değil, bu aile değil. İlkeler olmalı. Merkezinize, yani hayatınızın merkezine ilkeleri koymalısınız. Stephen Covey'in Etkili İnsanlara 7 Alışkanlığı diye bir kitabı var. Onu mutlaka okumalısınız. Ve tabii özünüze sadık olmalısınız. Kendinizle kavga etmiyor olmalısınız. Ve en sonunda da öğrenmeye açık olmalısınız. Demek ki disiplinli bir insan mıyım diye sorduğunuzda kendinize liderlik edip edemediğinize bakacaksınız. Peki nasıl bir lider olmaya ihtiyacınız var? Orada son derece önemli bir cümle var. Ümitsizlik benim hayatımda, benim karakterim değildir diyen bir Atatürk var. Demek ki olumlu olacaksınız. İkinci madde, mutlaka sorumluluk alacaksınız ve yerine getiriyor olacaksınız. Üçüncü madde de öğrenmeye açık olmak. Biliyorum ancak bilmediğim de var ve öğrenebilirim. Peki bu birinci madde, yani ben böyle bir insansam eğer, disiplinli bir insansam. Şimdi ikinci maddeye geliyorum, disiplinli bir düşünceye sahip olmam lazım. Açmak lazım disiplinli düşünce nedir diye. Onların söyledikleri şu. Bir numarada acımasız gerçeklerle yüzleşmeyi beceriyor olmam lazım. Yani özetle başkalarını, başka nedenleri, başka zamanları suçlamaktan vazgeçiyorum. Her türlü çözümü kendim de bulabileceğimle ilgili bir şeyler yapıyorum. Evet, bugünlerde zor zamanlardan geçiyoruz. Onları suçlamak çok kolay. Ancak kendime şu soruyu sorabilirim. Tamam, durum bu. Böyle bir anda ne yapabilirim? İşte acımasız gerçeklerle yüzleştiğinizde eksiklerinizi bulursunuz ve buna bir çözüm üretebilirsiniz. İkinci konuysa yine disiplinli düşüncede herhangi bir noktaya odaklanmanız gerektiği. Odaklanmanız bozulduğunda, odak noktanız bozulduğunda problem olur diyor. O zaman neye odaklanacağım ben? En iyi olduğun şeyleri belirle. Belirledim. Ben işte çok iyiyim, köpek bakıcısıyım. Harika. Peki köpek bakmak seni gerçekten çok mutlu ediyor mu? Evet, aşkla bağlıyım. Köpekleri de çok seviyorum. Onlarla bir şeyler yaptığımda mutlu oluyorum. Peki bu iyi gelir getiren bir şey mi? Evet, eğer iyisiniz. Çok iyi gelir de getirebilir. O zaman işte odak noktanızı buldunuz. Buraya çalışın.
Şimdi kendi içinizde en iyi olduğunuz şeyi, tutkuyla bağlandığınız şeyi ve iyi gelir getiren şeyleri belirlediğinizde bu işiniz tamam. Peki, disiplinli düşünceyi de anladım. Peki, disiplinli eylem ne? Disiplinli eylem, çok enteresan, artık hayata geçirmeniz gerektiğiyle ilgili bir şey söylüyor. Yani iyi bir insansınız, disiplinli bir insansınız, disiplinli düşünceniz de var, odaklandınız. O zaman artık geriye bir tek şey kalıyor, eylem. Şimdi burada disiplin kültürü diye bir şeyden bahsedeceğim size. Tabii yoğurdu koymamın sebebi kültürle ilgili. Kültür yazılı olmamasına rağmen, başında bir kontrol eden olmamasına rağmen insanların hayatta uyguladıkları bir şey. Diyelim ki ayakkabılarınızı evin kapısının önünde çıkartma kültürünüz var. Anneniz sizi beklemiyor, elinde sopalı birisi yok ya da bir yazı yazmıyor ama siz geliyorsunuz, ayakkabılarınızı çıkartıyorsunuz. Demek ki artık sizin içinizde o kültür oturmuş. Yani düzenli bir şey. Peki niye bunu yoğurtla ilgili anlatıyoruz? İşte yoğurt bakterileri bir kültür. O geliyor sütteki şeyleri kendilerine benzetiyor. Demek ki disiplin kültürü de kendinize benzetmeyi becerebilirseniz çevrenizdekilerle birlikte olacağınızı söylüyor. Demek ki çevre sizi etkiliyor. O zaman buradan şöyle bir ipucu alabilirsiniz. Çevrenizdeki kişilerin kimler olduğunu iyi belirleyin. Çünkü onlar sizin hayatınıza kültür olarak çok büyük etki sağlayacak. Ve tabii son maddede çok önemli bir şey var. Teknolojik hızlandırıcıları kullanmak. Bugün eğer bir işletmeniz varsa teknolojik hızlandırıcıları kullanmalısınız, yazılımları kullanmalısınız. Eğer kendi başınıza bir dünyada yaşıyorsanız ve bir tarımla uğraşacaksanız, o zaman tarım yapacak bir takım alet edevat buluyor olmak da yine teknolojik hızlandırıcıları kullanmak anlamında önemli. İşiniz veya kendiniz ne olursa olsun hayatınızda bir takım şeyleri yaparak gelişecek ve geliştireceksiniz. Peki bütün bunların hepsini anladım ben Ahmet Bey. Hemen olacak mı? İlginç olan kısmı şu, bu Çin'de çiftçilerin bambu yetiştirdikleri bir alan, öyle algılayın. Bu alanda çiftçiler yıllarca bekliyorlar, yıllarca. Yani 5 yıl boyunca ekiyorlar, biçiyorlar, uğraşıyorlar. Ancak yukarıda bir bambu ağacı görmüyorlar. 5. yılın sonundaysa birkaç hafta içerisinde 35 metreye ulaşan bir bambu ağacı. Şimdi bunu bize şunu anlatıyor aslına bakarsanız. Yaptığınız her şey, hayatta yaşadığınız her şey bir birikim oluşturuyor. Tabii ki akıllıca yönetiyorsanız, yani bu işlerinizi biriktirmeyi beceriyorsanız, bu birikimler bir müddet sonra da atılma haline geliyor. Yani yıllarca düşünebilirsiniz, çalışabilirsiniz, geliştirebilirsiniz, bir takım şeyleri biriktirebilirsiniz. Ancak bir gün gelecek, atılım zamanı olacak. Peki bu atılım zamanı ne zaman gelecek? Neler olacakla ilgili kısmı nasıl bileceğim ben? Açıkçası içiniz dolduğunda taşmaya başlar. Taşan şey eğer insanlar tarafından beğenilen bir şeyse aslında atılım başlamıştır. Buradaki çok ilginç olan hayatımızın en ilginç kısımlarından bir tanesi sabırla uğraştığımız, üzerinde emek harcadığımız, tekrar tekrar yaptığımız her şey günün sonunda bize fayda sağlar. Nereden mi biliyorum? Bakın Barış Özcan adlı bir YouTuber var. Ben bu arkadaşı 10 bin kişi bile olmamış daha aradığımda, izlemeye başladığımda. O zamanki videolarıyla bugünkü videolar arasında dağlar kadar fark var. Tabii ilk başlarda şöyle bir takım kararlar vermişti Barış Özcan. Demişti ki ben bu yaptığımı her hafta düzenli yapacağım. Yani tıpkı bir suyun bir mermere damlaması gibi düzenli damlamaya devam edeceğim. İşte. Ve geldik ki yıllar geçti, öğrendiğimiz şey şu oldu. Barış Özcan bugün milyonlarca insana çok güzel videolar yapan, muhteşem işler çıkartan harika bir adam haline dönüştü. Tabii ki yıllar onu da geliştirdi, yaptığı işi de. Ama Barış Özcan yapan şey bence onun disiplinli olmasıydı ve onun tabiriyle zinciri kırmamasıydı. Peki siz bugün kendinize zinciri kırmadan yapacağınız bir konuda karar vermeyi becerebilir misiniz? İşte en can alıcı nokta bu.
biraz önce söylediğim odaklandığınız, istediğiniz şeyi tekrar ve tekrar yapacağınız şey neyse onu bulduktan sonra inatla her gün yapmaya devam edeceksiniz. Hani kaplumbağa ile tavşanın hikayesi gibi. Kaplumbağa hedefine doğru her gün bir adım, bir adım, bir adım. Yavaş olabilir, önemli değil. Boyunun yettiği kadar. Ama tavşan gibi farklı farklı işlere ulaşmadan, farklı yerlerde oyalanmadan. Demek ki akıllıca yapmanız gereken şey ne yapacağınızı bilmek ve bunun üzerine çalışmak. Peki, hikaye böyle. Bunlar işe yarıyor mu diye düşünürseniz, evet, dünyanın en büyük firmalarının, yöneticilerinin ortak kararı bunların işe yaradığı. Peki, benim kararım mı? Benim kararım da aynı şeyi söylüyor aslına bakarsanız. Bir isteğiniz olacak, isteğinize ulaşmak için kararlı olacaksınız. Bu kararınızı aynen takip etmeye devam edeceksiniz. Hedefler koyacaksınız. Adım adım gideceksiniz. Küçük adımlar olabilir, hiç önemli değil. Ama istikrarlı olacaksınız. Uygulamaya devam edeceksiniz. Eyleme devam edeceksiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana ulaşmak istediğinizde LinkedIn'den ulaşabilirsiniz. Twitter'dan takip edebilirsiniz. Facebook kullanmıyorum artık. Oradan bulamayacaksınız. Ama Instagram ve diğer sosyal medyalardan bana ulaşabilirsiniz. Valorantim'de sizler için oldukça ilginç öykülerimiz var. YouTube sayfamızı da izlemeye devam edebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar tekrar görüşmek üzere.